hızlıca geldim arkandan. Fark etmedim. Sen öyle san. Yalan. Biri beni öldürecekse... Müjde öldürsün. Vuracaksın yani İskender'i, öyle mi? İkna oldun mu? Delirdiğine mi? Aynen oldum. Sen tetikçi olacaksın herhalde. Bakalım bunları yaptıktan sonra müjdenin suratına nasıl bakacaksın? Güzel. Sen ikna olduysan herkes olmuş demektir. Yedin yani herkes, öyle mi? Beni bile. Ne yapayım Kaan? Ben yaparım demesem Altemur İskender'i Ruhi'ye vurduracak. O zaman hiç şansın kalmayacaktı. Sen vurunca bir şansın mı kalacak, anlamadım. Kurşun aynı kurşun. İşte belki vurulmuş gibi gösterirsek, ikna edebilirsek, ne bileyim, yelek falan. Anlamadım, Ruhi orada olmayacak mı? Yani nasıl ikna olacak ki? Film mi çeviriyoruz burada? Ne bileyim Kaan, yapılmıyor mu öyle şeyler? Beceremez miyiz? Biri var aslında, bize yardım edebilecek ama. Kim? Doktor amca. Abi vallahi ben pek anlamadım. Bunlar yurt dışına kaçacak galiba. Bu Beykoz'daki eski iskele var ya, bu kaçak göçek işler için kullanılan. Oraya gittiler. Ruhi haklıymış, İskender kaçıyor. Ne var lan? İskender Bey. Bırak lan! Bak bir dinle. Fazla zamanımız yok. Nereye gidiyorsun biliyorum. Ben şimdi oraya geliyorum. Baban mı söyledi? Ya babamla alakası yok. Bak bir dinle beni. Ben şimdi oraya geleceğim. Seni bulduğumda vurmam gerekecek. Ben vurmazsam Ruhi seni vuracak. Lan ne fark eder? Ha sen ha o. Bitirdiniz lan beni. Ben kuru sıkıyla vuracağım. Ruhi gerçek mermi kullanacak. Fark eder mi? Nasıl olacak o iş? Bir arkadaş sana yardım edecek. Birbirimize güvenirsek yaşarız. Güvenmezsek ölürüz. Duydun mu? Niye yapıyorsun bunu? Ne desem aklına yatmayacak. Şöyle düşün. Bildiğim düşmanı bilmediğimi tercih ederim. Aç şu önünü. Bir dakika. Benim aklım bu işe yatmadı. Ya zamanında Yeşilçam'da yaptık bu işi. Yani set önünde, set arkasında çok dayaklıydım. Damdan da düştüm. Adam da vurdum. Öyle Yeşilçam'a kaldıysak biz yandık. Yazlık sinemalar falan. Özün mü İskender? Ya merak etme. Bu işler çok değişmedi hacı. Dur. Bu nasıl çalışıyor, bana bir anlat. Biri sana ateş ediyor. Kuru sıkı tabii. Sonra sen de aynı anda füneyi patlatıyorsun. Bu kolay. Anlatırken kolay tabii. Ya sen merak etme, aç şunu, aç. Birazdan burada kötü şeyler olacak kızım. O ne demek baba? Cihangir bir yerlerden çıkacak. İskender Bey! Beni vuracak. Ama baban ölmeyecek. Görenlerin öldüğüme inanması lazım. O yüzden sen de inanmış gibi yapacaksın. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Abi, iyi misin İskender abi? Eren lan, nerede kaldınız oğlum? Çok dayanamadık kardeş. Hani derlerse polis değil bunlar, bahba hesabı olmasın dedik. Mestan, çıkaralım şunları, nefesim kesildi. Tamam. Ya nasıl da huylandım, sağım solum kaşındı. Abi geçti vallahi. Meyveyi içti oğlum, daha belli mi daha? Biz davula vurduk da bakalım zurnacı ne çalacak. Ama olsun. Onların hepsi hatıra. Şurada da öldüydüm derim.
Adım yazsan çıkar şunlara. Baba, nasılmış ölmek? Şu dört duvardan çıkamadım ki kızım. Görsem, duysam anlatacağım. Et yok, kebap yok. Vallahi yok da. Hiç aklıma gelmedi ki yeme içme. Yiyecek bir şeyler getirdim. Eyvallah, sağ olasın. Babam yaşlanınca sormuştum. Baba dedim, nasıl geçti hayat? Severdi küfretmeyi. Bir iki salladı. Hiç unutmam. Daha da yeni olmuş İstanbul'a geleli. Yeni yeni palazlanıyorum. Yüzüme renk gelmiş renk. Bana dedi ki, matrak adamdı ha. Hayatı aldım karşıma. Dedim ki, al kalemi eline. Ben söyledim, hayat yazdı. Ben söyledim, hayat yazdı. Azıcık da kendinden yazdı. Bu kadar mı? Yani diyor ki, sen ne anlatsan boş. Hakikat var, başkaları var. Allah biliyor. Seninle o günü yaşayanlar biliyor. Sen ne dersen de bilen biliyor. Ne oldu şimdi? Ölünce bir hesaba girdi baban. Verilmeyecek hesabın mı var? Boş ver şimdi bunları. Ne yapacağız Cengir?